Ben çok övüldüğüm zaman utanıyorum. İşimizi yapalım. Sonra siz de günü geldiğinizde kendiniz için işinizi yapın. Bu iş böyle devam etsin. Öncelikle aranızda olduğum için gerçekten büyük bir mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah seneye de eriştirsin inşallah hepimizi. Sağlıkla, sıhhatle. Ben tam 1,5 yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe, il il esnaf dolaşıyorum. 20 Ocak 2020'de başladım. Bana bu uzun bir süre hiç sorulmadı. Niye sen geziyorsun kardeşim denmedi. Şimdi esnaf gezme nedenimi birkaç cümleyle anlatıp bugüne geleceğim. Ben uzun yıllardır aktif politika yaparım. Doğru Yol Partisi'nde başladım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam etti. Bugün İYİ Parti'nin genel başkanıyım. Ölçümüz hep şu olmuştur. Başladığım günden itibaren esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. Esnaf olmadığı takdirde bunu boy boy gücümüz için söylemiyorum. İşlemlikle söylüyorum. Her bir esnaf dükkanından eşleriyle, çocuklarıyla beraber bir manav arkadaşımızın söylediği gibi 20 kişi o dükkandan geçirir. Her dükkanda 1, 2, 3 insan çalışır. Dolayısıyla en büyük istihdamı esnaf yaratır. Sanayici şunu üretir, siz olmasanız kim satacak? İşçi üretemez, sanayici üretemez. Dolayısıyla bizim ülkemiz içinde, dünya içinde esnaf o ülkenin bel kemiğidir. Niye ben peki esnaf gezmeye başladım? Şunun için başladım. Çok uzun yıllardır sizler konuşulmuyordunuz. Yani işin nedir, derdin nedir, akşam eve ekmek götürebiliyor musun kardeşim konuşulmuyordu. Ama siyaset şunun üzerinden yapılıyordu. Meral Akşener şucu, bilmem diğer partinin başkanı bucu, şu şucu, bu bucu, size kadar indi o şuculuk, buculuk. Fakat ya arkadaş esnafın durumu ne? Çiftçinin durumu ne? İşsizin durumu ne? Bunların hiçbirinin konuşulmadığı bir siyaset Türkiye'yi sardı. Ben bunu reddettim. Bir grup konuşmasından sonra gazeteciler bana sordular. Hissettim ayılma noktam o gün. Dediler ki Meral Hanım, Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a şunu dedi. Siz bunlara ne diyorsunuz? Ben bana ne dedim? Elin görü diyecektim de diyemedim. Şimdi o gün anladım ki hepimiz kazık yiyoruz. Gerçek dertleri konuşmak yerine şuculuk buculuk üzerinden yan gel Osman. Ayrışmalar üzerinden oy veriliyor. Bizim müştereklerimiz kaybolup gidiyor. Ve başarılı oldum biliyor musunuz? Bu kardeşiniz başarılı oldu. Esnaf konuşmaya başladı. Ağlar esnaflara gelmeye başladı. Ve görüldü ki siyasi rekabet seçmeni, hani siz alışmışsınız, sizin müşteriniz veli nimet. Siyasi içinde seçmen veli nimettir. Dolayısıyla siyasetçinin karşınıza azrolda durmasını istiyorsanız siyasetçiyi rekabet ettireceksiniz. Bu anlaşıldı. Pandemi geldi, pandemi döneminde hatırlayın. Ne söylediysek %100'ü değil ama %30'uyla %50'si oldu. Doğru mu? Demek ki gitmenin, sizi dinlemenin çok önemli bir sonucu olmuş. Şimdi bu dükkandan içeri ben girdiğim zaman asla iktidarı yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece orada bulunan müşterinin derdi, esnafın derdi, çalışanın derdini öğrendim. Ve bunu kamuoyuyla paylaştı. İşte bugün burada
Gene esnaf için geldim ama bu defa esnafa nasılsın demek için değil, işleriniz nasıl demek için değil, bu defa yıkılan dükkanlarınızın yıkılmasına itiraz eden sizlerin, yapılan haksızlıkların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak için geldim. Şimdi ne olacak? Arkadaşlarımızla konuştuk. Bizzat gözümle bazı dükkanlara girip çıktım, gördüm. Ev sahibi, dükkan sahibinin sattığı dükkanların kiracılarıyla konuştum. Dükkan sahibi olup esnaflık yapanlarla konuştum. Anladığım şu oldu. Şimdi bir, Bitlis'te kupon araziler keşfedilmiş, sizin dükkanlar kupon arazi. Tamam mı? Şimdi kupon araziler keşfedilmiş. Bitlis'te şoka girmiş durumdayım ki ben Bitlis'e çok fazla giden bir politikacıyım. İlk defa bugün duydum. İnşaatlar yapılıyor. Belediye çürük raporu veriyor. İnsanlar içeri girmeden inşaatlar yıkılıyor. Hani üç harfliler diyorlar ya, üç harfler devreye giriyor, birileri cep dolduruyor. Böyle bir adillik olmaz. Gencecik çocuklar yolu kesti, kulağıma fısıldadı. Dediler ki abla ben işsizim, iş olsa çalışacağım ya, açız. Akşam açız diyor adam, açız diyor. Kaç yaşındasın oğlum? 21 yaşında. Ayıptır be, ayıptır. Günahtır be, günahtır. Yapıyorlar, yıkıyorlar. Yapıyorlar, yıkıyorlar. Ha. Dükkan sahiplerinin, kahir ekseriyetinin de inancı şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ilgili bakanların bu işten haberi olmadığına dair. Aham da şimdi ben buradayım. Şu anda Türkiye'de 7'den 77'ye herkes duyacak. Sayın Erdoğan da duyacak, bakanları da duyacak, herkes duyacak. Türkiye'de herkes duyacak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bitlis'te canı yanan bu insanların sesini kulaklarının içinde duyacağının sözünü veriyorum. Hep birlikte, ben başta olmak üzere, hepiniz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada kurulmuş olan bu harami düzene ne yapıp ne yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Benim size sözüm şudur, bunun çok sıkı takipçisi olacağım. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kavrayacak. Ben bu Bitlis'e geldim. Demin ilk defa gelen arkadaşlarıma dedim ki Bitlis Türkiye'nin ferasetinin, irfanının tam noktasıdır, en yüksek noktasıdır. 2010 yılında referandum için kendi kendime Bitlis'i seçtim. Ben Bitlis'e geldim referanduma hayır çalışması yapmak için. Buradaki dükkanların tümünü gezdim. Hatırlıyor olabilirsiniz. Bir kısım insan beni hatırlıyor olabilir. Ramazan ayıydı ve tek tek dükkan gezdim. Ondan sonra iftar ettim. Geldim caminin önüne oturdum. Eski Anadolu Partisi İl Başkanı, Doğru Yol Partisi İl Başkanı, geçmişin pek çok dostumla, arkadaşımla orada oturduk, konuştuk. Onlar beni hatırlayacaktır. Dedim ki Türkiye kazık yiyor, kazık. Hayır verin. Bir imam arkadaş can kırılıymış. Bana dedi ki demokrasi dışı davranıyorsun. Ama Bitlisli o İrfanı yüksek arkadaşlarım, abilerim bana dedi ki biz bunu denemek istiyoruz. Ama kırmadan, incitmeden. Bitlis benim gibilerin kalbindeki yaraları iyileştirdiği yerdir. Ve ben geldim, partimi burada kurdum. Gittim Ahlat'a, Adil Cevaz'a, sordum Mutki'ye, sordum buraya turist ne kadar geliyor diye. Dediler ki doğru dürüst turist gelmiyor. Yabancı hiç yok.
10 civarında yabancı gelinmiş, yerli turiste işte. Gittim, dikkat çekebilmek için Ahlat'ta ev tuttum. Ev almak param yoktu o derece, kiralık ev tuttum. Ne oldu? Sayın Erdoğan saray yaptı. Ben Bitlisliyim, Bitlisli. Şimdi bu Bitlis'in siz itiraf ediyorsanız bu dükkanlara, o abilerin, o ağaların hepsinin duyacağına söz veriyorum, göreceksiniz nasıl duyacaklar. Eğer sürmedikleri zaman, çözmedikleri zaman da vallahi saray maray kurtarmaz, haberiniz olsun. Onun için buradayım. Ama bu gezi esnasında başka şeyler de öğrendim. İnşallah onların tamamını sigara fabrikasından tutun. Tekele devretmiştik özel sigara fabrikasını bizim zamanımızda. Sonra özelleştirdiler, şimdi ortadan kalktı. Tekel ortadan kalktı. Tütüncülüğün bitişini, fındığın, cevizin desteklenmesi gerektiğini, hayvancılığın, arıcılığın desteklenmesi gerektiğini, tarımın desteklenmesi gerektiğini öğrendim. Bir de ikide bir yıkılan binaları. Ya bu arada bir şey daha öğrendim. Belediye, vilayet bina, valinin oturacağı vilayet binasına da şey demiş. Valinin evine de çürük demiş. Sonra almışlar, sağlamlaşmış. Oturan varmış içinde. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ama, ama çok fena, çok fena. Bakın, yok yok bak. Benimle ilgili konuşmayın. Şimdi bakın, bakın. Nasıl takip edeceğim görün. O evlerde rahat oturamayacaklarına söz veriyorum. Sizin işiniz hallolmadan onlar rahat oturamayacağına söz veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Son olarak bir gazeteci bir soru sordu, onu da cevaplandırabilirim. Şimdi dedi ki bir gazeteci arkadaş, bu Avusturya Başbakanı, densiz adam, demiş ki bütün şeyler, göçler, Afganlar Türkiye'de kalsın, ondan sonra biz de para verelim. Ben buradan huzurunuzda, hem de Bitlislilerin huzurunda, Avusturya Başbakanı olan arkadaşa diyorum ki biz size 3 milyar euro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al. Evet, saygılar sunuyorum. Takipçisi olacağız. Çok kalabalık geldik biz buraya. Grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz bir arada geldik. Dolayısıyla hem mecliste hem dışarıda bizzat takipçisi olacağız. Tekrar bu karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.